Şişli'de otel odasında öldürülen bir Tunuslu bir bayan bayanın maalesef katili benim arabama bindi. Ve ben de bunu bilmiyordum. Allah'tan ki arabamda kamera var ve ses kaydı vesaire var. Kendime bir kere çok fazla soruyorum. Diyorum ki ya Ali, bu kadar cesaretim var mı? Çünkü bazı içeriklerim gerçekten çok fazla cesaret isteyen içerikler. Mesela bir polis memurunu öldüren bir insanla röportaj yaptım. Bu adam bir kere terörden yargılanan bir insan. Bir escort da olsaydı, bir travesti de olsaydı, taksici bununla beraber olmuştur. Tekrardan taksiye başlamayı düşünüyorum. Yolcu seçerek çalışacağım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu bir özür videosu olacak. Birkaç süslü cümle kurup da başlığa işte ilgi çekici bir başlık atıp sizlere amacım işte böyle bir videoyu izletmek değil. Gerçek anlamda bir özür videosu olacak. Sebebi şu. Bu zamana kadar sizler için farklı farklı içerik ürettim YouTube'da. Ve bu ürettiğim içeriklerle insanların hayatına dokunmaya çalıştım. Fakat bu içeriklerin içerisinde artı 18 içerikler de oldu. Belki aile yapımıza, etnik kökenimize uygun olmayan içerikler yayınlamış olabilirim. Fakat şunun bir kere bilinmesini istiyorum. Yorumları gerçekten takip ediyorum ve insanlar şey diyor. Ya işte taksici bununla beraber olmuştur. İşte niye bu kadar özelle giriyorsun? İşte vesaire. Bu tarz sorular çok oluyor. Hatta bunlar aslında beni de üzüyor ama şunun bilinmesini istiyorum. Ben gerçekten içerik üretirken kimseye hiçbir zaman art niyetle yaklaşmadım. Ve bu sebepten dolayı bir kere kendime bir kere güvenim var. Hiç kimseye art niyetle yaklaşmadım. Bir escort da olsaydı, bir travesti de olsaydı zaten onlar da kendileri de şaşırıyordu. O yüzden bu konuda kendime gerçekten güveniyorum. Özrüm bunun için değil, özrüm şunun için. Belki kanalda beni izlerken istemeden kırdığım alanlar olmuş olabilir. Çünkü artı 18 içeriklerin içerisinde gerçekten ciddi anlamda artı 18 konuların işlendiği zamanlar oldu. Belki o an çoluğu çocuğu izlemiş olabilir. Belki uygun olmayan bir pozisyonda denk gelmiş olabilir. Sizlerden bu anlamda özür diliyorum. Fakat bundan sonraki içeriklerim nasıl olacak? Önce ondan bahsedeyim. Daha çok vlog tarzında içerikler üreteceğim sizin için. Hatta tekrardan taksiye başlamayı düşünüyorum. Çünkü takside farklı farklı insanlarla hikayelerin çıkması çok da zor olmuyor. Ama bu şekilde içerik üretmek biraz benim için zor oluyor. Ve taksiye artık geçim yapmak için değil de sizlere farklı hikayeleri sunmak için çıkacağım. Bunun yanı sıra farklı challenge'lar yapmayı düşünüyorum. Yani challenge derken aslında çok da İngilizce tabir kullanmayı sevmiyorum. Ama yani ne olabilir? Mesela bugün yolcu seçerek çalışacağım. Yarın yolcu seçmeden çalışacağım. Bunları da size yansıtacağım. Aslında yolcu seçmek iyi bir şey değil. Fakat ben içerik olsun diye böyle bir şey yapacağım. Bunu da daha sonra yolculara söyleyeceğim zaten. Bunun gibi içeriklerden bahsediyorum. Bunun yanı sıra şundan da bahsetmek istiyorum. Ben bu içerikleri üretirken gerçekten kendime bir kere çok fazla soruyorum. Diyorum ki ya Ali, bu kadar cesaretim var mı? Çünkü bazı içeriklerim gerçekten çok fazla cesaret isteyen içerikler. Mesela bir polis memurunu öldüren bir insanla röportaj yaptım. Bu adam bir kere terörden yargılanan bir insan. Ve ben bu insanla röportaj yaparken ülkemizdeki hukuki durumu göz önünde bulundurdum. Ve başıma gelebilecek olayları da düşünerekten yayınladım. Hatta şundan bahsedeyim. Bakın, yani ben bunu sizlere yayınlarken gerçekten üzülüyorum aslında. Keşke böyle bir olay olmasaydı ve ben yayınlamasaydım. Ama artık olan oluyor ve ben de nihayetinde YouTube'da bir içerik üreteceğim ve başımdan geçen ilginç olayları da size yansıtmaya çalışıyorum. Bakın, Şişli'de otel odasında öldürülen
kadın. Google'a bunu yazıyorum. İnternetim gitmiş. Aa. Niye? Sanıyorum teknik bir arıza var. Bu dönem başıma geliyor. Birazdan ilgileneceğim, arayacağım firmayı. Siz kendiniz Google'da yazabilirsiniz. Şişli'de otel odasında öldürülen bir Tunuslu bir bayan bayanın maalesef katili benim arabama bindi. Ve ben de bunu bilmiyordum. Allah'tan ki arabamda kamera var ve ses kaydı vesaire var. Beni polis aradı ve cinayet buraya alındım. Bir sürü ifade vesaire. Bununla alakalı mesela içerik oluşturacağım. Şimdi bu aslında biraz cesaret isteyecek olan bir konu. Ve yani neden cesaret isteyecek bir konu? Çünkü bu adam cezaevine girdi. Belki yakınları vesaire vardır. Bu adamı ben yakalattım. İşin gerçeği bu. Elimdeki delillerle yakalandı. Telefon numarası vesaire bende vardı. Bunların hepsini içerik olarak size aktaracağım. En yakın zamanda yapacağım bunu. Tekrardan söylemek istiyorum ki bu bir özür videosuydu. Beni izleyen insanlar biliyorum ki samimiyetimden dolayı izliyordu. Beni sevdiği için izliyordu. Belki onları kırmış olabilirim. Eğer arada gönül kırgınlığı varsa herkesten tekrardan özür diliyorum. Artık bundan sonra videolarımda abone ol gibi kelimeler söylemeyi düşünmüyorum. Belki arada hatırlatma olarak emojiler vesaire çıkabilir ama beni gerçekten samimiyetinden dolayı sevip de samimi olduğum için kendine canına yakın hisseden insanlar zaten abone olacak diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada çok fazla kilo aldım. Nikotin bandı ile sigara bıraktım diye bir video üretmiştim. Eğer içinizde sigara içenler varsa şuraya bir link bırakacağım. O linkten nasıl sigarayı rahat bir şekilde bırakırsınız ondan bahsediyorum orada. Ve eğer ki isterseniz tekrar o konuyla alakalı devamını süreçte neler olduğunu isterseniz merak ediyorsanız yeniden bir içerik üretirim. Nikotin bandıyla sigarayı bıraktıktan sonra evde uzun bir süredir evden çalışıyorum. İşte danışmanlık, YouTube danışmanlığı falan yapıyorum. Çok fazla kilo aldım. Onun için de özür diliyorum. En yakın zamanda zayıflayacağım. Bir de ameliyat olmam lazım. Ameliyattan sonra çapraz bağ ameliyatı, spor yapmaya falan başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.